Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere çok önemli bir baharattan bahsedeceğiz. Son dönemlerde sıklıkla kullandığımız ve gerçekten şifa deposu olan bir bitkinin tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen bir baharat. Neymiş baharatımız? Değerli arkadaşlar, kişniş otu, kinzi veya aş otu veya Çin maydanozu olarak bilinen bir bitkinin tohumları. İşte arkadaşlar, bitkinin yaprakları maydanoza benziyor. Keskin aromatik bir kokuya sahip yaprakları, aynı şekilde tohumları da öyle. Kişnişle ilgili birkaç video hazırlayıp kanalımıza yayınlamıştık. Bugün ise arkadaşlar özellikle baharatının çok önemli şifalı etkilere sahip olduğu, bir o kadar da lezzetli olduğunu biliyoruz ve sıklıkla kullanıyoruz. Size de önermek, tavsiyede bulunmak ve bunun çeşitli faydalarının neler olduğunu sizlere aktarmak üzere bu videomuzu da hazırladık. Arkadaşlar, tohumu, yine yaprak özellikleri, çayı, birçok özellikleriyle ilgili bilgileri aktarmıştık. Bugün sadece baharatının özelliklerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, kişniş baharatı müthiş bir aromaya sahip. Gerçekten yemeklere, özellikle çorbalara katıldığında müthiş bir lezzet katan. Bunun yanında bizim sürekli ön planda tuttuğumuz şifalı özellikleri de oldukça mevcut. Şimdi bu bitkinin yetiştiriciliği yapıldıktan sonra çiçek bağlıyor. Beyaz renkli ve daha sonra da görmüş olduğunuz yuvarlak şekilli tohumlar oluşuyor. Bu tohumlar çeşitli şekillerde kullanılabildiği gibi öğütülerek toz haline getirilebilir. İşte biz öğüttük, toz haline getirdik. Bunu baharatçılarda, aktarlarda, marketlerde kişniş baharatı adı altında rahatlıkla bulabilirsiniz. Ülkemizde çok bilinmiyor, çok yaygın değil. Ama arkadaşlar, gerçekten sağlığa o kadar çok önemli faydaları var ki mutlaka bunu tüketiniz. Nasıl tüketilir? Makarnalara katılır arkadaşlar. Sulu yemeklere katılabilir, çeşni ve tat vermek üzere. Yine yoğurt çorbası özellikle çok yakışıyor ve bu konuda kullanımı çok yaygın. Salatalara arkadaşlar serperek kullanılabilir. Hem farklı bir tat katar hem de yine şifalı özellik katabilir. Ve arkadaşlar, şifalı çayı bizim sürekli yapıp sabah içtiğimiz bir bardak. İşte bu şekilde bunlar yapılarak kullanılabilir. Arkadaşlar, çayını hemen anlatalım. Bir bardak kaynamış suyun içerisinde bir tatlı kaşığı kişniş otu tohumunun öğütülmüş halini koyuyoruz. Ve bu yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra süzerek içiyoruz. Çok güzel lezzete sahiz. Aynı zamanda şifalı özellikleri de var. Arkadaşlar, bu baharatın özelliklerinden bahsettik, nerelerde kullanılacağını. Peki faydaları nelerdir? Birçok faydası var ama en önemlilerini hemen sizlere sunalım. Birincisi, kalbi müthiş derecede koruyor. Kalp damar sağlığını koruyor arkadaşlar bu baharatın tüketilmesi. İster bol bol yemeklerinizde tüketin, isterse az önce tarif ettiğimiz şekliyle çayını kullanarak, tüketerek kalbinizi koruyabilirsiniz. Diş ağrısını, diş kokusunu ve yine diş sağlığıyla ilgili, yani ağız ve diş sağlığıyla ilgili bütün sıkıntıları hemen hemen ortadan kaldırır. Ağız kokusunu dindirmek için değerli dostlar, yemeklerden sonra 5-6 tane görmüş olduğunuz şu tohumlardan ağzınıza atıp çiğnediğinizde çok büyük bir ferahlık verecek. Kokuya sebep olduğu şekliyle bunları uzaklaştırır. Bu yönüyle de faydalı. Yemeklerden sonra hazırlanan bir bardak çayının içilmesi sindirimi çok rahatlatır. Sindirim sistemini düzenli çalışmasını sağlayarak bağırsak sağlığını korur. Böyle bir etkisi var. Göz sağlığını arkadaşlar müthiş derecede koruyor. Düzenli olarak tüketildiğinde görme yetisini arttırıyor. Yine cilt sağlığını koruyarak cilde parlaklık veriyor. Bu baharat gerçekten arkadaşlar kalp sağlığı başta olmak üzere birçok etkileri mevcut. Bunu sıklıkla alışkanlık haline getirip kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ülkemizde dediğimiz gibi yaygın olmamasına karşın son yıllarda tanınmaya başlandı. Kinzi veya aş otu veya en çok bilinen adıyla kişniş otu tohumunun öğütülmüş halini, baharatını mutlaka ve mutlaka kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.